Bu hadiseyle sizin alakanız var mı? Zinhar haberim yok. Ben de şimdi senden öğreniyorum vaziyeti. Validem, ne biliyorsanız anlatın. Kim yaptı bunu? Şah Sultan mı, Hatice Sultan mı? Kim? Bilmiyorum aslanım. Hürrem'in düşmanı o kadar çok ki. Etme bulma dünyası. Lakin kim yaptıysa elleri dert görmesin. Yılanın başının çoktan ezilmesi lazımdı. Yılanın başı ezildi yani, öyle mi? Bunca vakittir ortaya çıkmadığına göre başka ne olabilir? Hünkârımız da bunu sual edecek. Nasıl izah ederim? Manisa'dan sürgün edildim. Peşinden de bu hadise oluyor. Beni itham edecekler. Sen gitmesine engel olmaya çalıştın. Ancak evladı hasta olan bir anneyi kim durdurabilir? Ayrıca hünkârımıza da malumat gönderdin. Gel. Şehzadem, sultanım. Taşlıcalı, neler oluyor? Emriniz üzere aramalar başlatıldı şehzadem. Bilhassa Konya yolundayız sürülecek. Mutlaka bir gören duyan olmuştur. Elini çabuk tut Taşlıcalı. Hünkârımızın gelmesi yakın. Hürrem Sultan'a ne olduğunu öğrenmemiz şart. Acı ve öfkeyle söylenmiş laflara itibar etmeyin. Neye itibar edip etmeyeceğimi sana mı sual edeceğim? Şu anda istediğim tek şey Hürrem'in bulunması. O bulunana kadar da hepiniz gözümde suçlusunuz. Bilhassa sen Mustafa. Harem'i sana emanet ettim. Sen emanete böyle mi sahip çıkıyorsun? Bağışlayın. Lakin benim bir kabahatim yok. Sultanımızın nasıl gittiğini size izah ettim. Madem gitmesine mani olamadın, o vakit emniyetini sağlasaydın. Usuller neyse aynen tatbik edildi hünkârım. Lakin bir anda kayboldular. Nerede olduğuna dair hiçbir iz yok. Mevzu bahis olan bir sultan Mustafa. Benim nikahlı karım. 5 evladımın annesi. Nasıl kaybolur? Üstelik yanında cariyeleri, ağaları, onu korumakla mükellef onlarca askeri varken. Buna inanacağımı mı sanıyorsun? Hiçbir düşmanım buna cüret edemez. Kuvveti yetmez. Şayet düşmanlarım aramızda değilse. Hatice. Mahidevran. Mazide yaptıklarınız malum. Eğer bu hadiseyle uzaktan yakından bir alakanız varsa yemin ederim bedelini canınızla ödersiniz. Hünkârım. Belki de Hürrem bir yerlerde saklanmış sizin dönmenizi bekliyordur. Sonra da gelip Mihrimah gibi, sizin gibi bizleri itham edecektir. Ne demek bu? Herkes bunun Hürrem'e karşı bir tuzak olduğunu söylüyor. Belki de tam tersidir. Belki de Hürrem bize tuzak kurmuştur, olamaz mı? Hatice. Sıkıldım artık. Hürrem yüzünden itham edilmekten bıktım, usandım. Elimde olsa onu bir kaşık suda boğarım, evet. Bunun için sebeplerim de var. Lakin ben hiçbir şey yapmadım. Ona ne olduğunu bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Nerede, ne yapıyor, ölü mü, diri mi, dönecek mi umurumda bile değil. Şayet birini kurban seçecekseniz beni seçin, olsun bitsin bu iş. Çık dışarı. Hepiniz çıkın. Sen de çık. Yalnız bırakın beni. Şehzadem. Sultanım. Hünkârımız dairesindeler mi Mercan? Hayır sultanım. Bali Bey sizleri kendi odalarında bekliyorlar. Hünkârımız neredeler? Haremdeler şehzadem. Dün gece Hürrem Sultan'ın dairesinde kaldılar. Ne hüzünlü bir gece. Validem. Siz böyle davranmaya devam ettikçe üzerimizdeki töhmet asla kalkmaz. İlaveten Hünkârımız için büyük bir acı bu. Her ne olursa olsun ona destek olmamız, onun yanında olmamız icap eder. Yaşadıklarımı bilmez gibi konuşma. Bu kubbe altında çok acı çektim ben. Gözyaşlarım hiç durmadı. Senelerce Hürrem'in gitmesini beklemişken şimdi buna üzülmüş gibi yapamam. Asıl o vakit şüphe duyarlar benden. Gidelim. Bali Bey sizleri ayrı ayrı görmek istediler sultanım. Şehzadem. Mustafa. Validem, hoş geldiniz. Yüzü gözümün önünden gitmiyor. Mekan cennet olsun. Amin. Tek tesellim sultanımızın huzur içinde İbrahim Paşa'nın intikamını alarak vefat etmesi. Hünkârımızın hali kötü diyorlar. Son hadiseler bir hayli yıpratmış. Delirdiğini söyleyen bile var. Allah korusun. Mustafa, Mihrimah ve Rüstem rahat durmuyor. Mehmet'in tahta çıkması için hazırlık yapılmış. Unutma ki payitahtı senden daha yakın. Validem, nereden çıkarıyorsunuz şimdi bunları? Hakikat bu. Maazallah. Bir an evvel uyanıp kendi kaderini ellerine almazsan olacak olan da bu. Taşlıcalı Hızır Hayrettin Paşa'yı karşılamaya gitti. Birazdan gelir. Eğer bana inanmıyorsan vaziyeti ona sual edersin. Bizzat ben gidip konuştum. Zira kimseye itimadım yok. İnşallah bir gören duyan olmamıştır. Hayır, icap eden talimatı verdim. Yakında haber alırız. Bu o kadar kolay değil sultanım. Nihayetinde bu ölümden kimsenin şüphelenmemesi lazım. İlyas'a güvenim tam. Mutlaka bir yolunu bulacaktır. O güne kadar bekleyeceğiz. Gitme vakti geldi mi? Evvela payitahta gidip donanma-i Hümayun'un başına geçeceğim şehzadem. Akabinde Fransızlarla beraber Şalken'e karşı yelken basacağız. Allah yardımcınız olsun paşam. Yolunuz açık, kılıcınız keskin olsun. Amin sultanım. Fransız donanmasına itimat olmaz. İspanyol kafirlerine karşı yalnız bırakabilirler sizi. Dikkatli olmak lazım. Bir gün gelecek, birlikte açılacağız deryaları şehzadem. Ve eminim bir uçtan ötekine fethetmediğimiz toprak kalmayacak. İnşallah Hızır Hayrettin Paşa. Aslanımla nice zaferleriniz olacak. Bilmezmiş gibi konuşmayın. Bu hayaller mazide kaldı. En azından benim için. Zira Amasya'dan çıkmam da yasak. Benimle gelin şehzadem. Nereye? Görmenizi istediğim bir manzara var. O vakit karar verin. Hayalleriniz mazide mi, yoksa gözlerinizin önünde mi? Validem. Şehzadem. Allah'ım, inşallah kırılmamıştır. Hayli kıymetli bir ayna anlaşılan. Öyle. Daha doğrusu Gabriela öyle söylemişti. Signora Gabriela mı? Evet. Günah aynası denirmiş buna. Efsaneye göre günahlardan sakınmak, korunmak için taşınırmış. Mumu korunmuş. Olur mu olur. Ben inanırım böyle şeylere. Yalnız tek bir şart var. Günah işlemeyeceksin. Eğer işlersen ayna kırılır, felaket kapıları açılırmış. Divana katılacağım. Gitmeden elinizi öpmek istedim. Rabbim güzel yüzünden sevinci eksik etmesin. Sizin de validem. Mustafa. Günlerdir harap ettin kendini. Yat uyu, dinlen biraz, gücünü topla. Bu kaçıncı ölüm validem? Daha kaç can alacaklar benden? Rabbim daha nice şehzadeler nasip edecek inşallah. Neden? Onları benden geri almak için mi? Mustafa'm, zinhar isyan etme. Rabbim her zaman seninle. Belki bugün benim yanımda. Lakin yarın olmayabilir validem. Olmayabilir. Neden getirdiniz o adamı buraya? Neden oracıkta kesmediniz nefesini? Bize anlattıklarını hünkârımıza da anlatmasını istiyorum çünkü. Ne söyledi ki? Dairenize dönün validem. Siz artık bu meselelerden uzak duracaksınız. Hayır. Bu benim de meselem. Evladımın canına kimin kastettiğini bilmek istiyorum. Hürrem değil mi? O yaptı. Sultanım çıkalım lütfen. Sana söylemiştim Mustafa. O yılan asla vazgeçmeyecek. Geri çekilmeyecek. Ne yapıp edip seni sokmak isteyecek. O yılanın başını er ya da geç ezeceğim valide. Bunun için cehennemde yanmaya bile razıyım. Ne vakfından bahsediyorsun Mustafa? Kendi adınıza kuracağınız bir vakıf. Bundan böyle halka yaptığınız yardımları bu vakıf üzerinden yapacaksınız. Ben usullere riayet ediyorum zaten. Bu vakıf, validem, bizleri seven insanlara kucak açacak. Onları bizlerin yanında tutacak. Mustafa'm, kendine, hakkına her daim sahip çıkacaksın elbet. Lakin hislerin gözlerine perde olmasın. Aklın yolundan zinhar şaşma. Gel. Sultan, şehzadem. Hızır Hayrettin Paşa'dan haberci geldi. Huzurunuza çıkmak isterler müsaadenizle. Gelsin. Şehzade Hazretleri, sultanım. Hızır Hayrettin Paşa'nın kızı şehzade. Mihri Nisa. Benim şehzadem. Aradan hayli zaman geçti. İsmimi hatırlamanız bile benim için büyük bir şeref. Demek paşamızın meşhur kızı sensin. İsmini çok duymuştum, hoş geldin. Hoş bulduk sultanım. Sizlerle aynı kubbenin altında olmayı hayal etmiştim hep. Kısmet bugüneymiş. Paşamız neden seni gönderdi? Aklınızda herhangi bir şüphe kalsın istemedi şehzadem. Gönderdiğiniz haberi aldık. Basti geçen 2 ulakta babam tarafından gönderilmiştir. Kendilerine itimat edebilirsiniz. Sadece bunu söylemek için seni yollamış olamaz. Öyle değil mi? Sizinle paylaşmak istediğim bazı hususlar var elbette. Babam da ben de tüm gücümüzle hizmetinizdeyiz şehzadem. Size atılan ok, devleti aliyeye atılan bir oktur ve bunu zinhar kabul etmeyiz. Sadakatinizden şüphem yok. Kapıdan Paşa'nın tavsiyesi nedir? Bu hadisenin arkasında kimlerin olduğu aşikar. Babam ilk hedefin Rüstem Paşa olması gerektiği inancında. Ben de aynı fikirdeyim. Düşmanın sağ kolunu kesmek icap eder. Bunun içinde en büyük güç Yeniçeriler. Zira malumunuz, ocağı karşısına alan bir vezir-i azamın ayakta kalması mümkün değil. Paşamız haklı. Yeniçerilerin şehzademe sevgisini gösterme vakti geldi de geçiyor. Sadece Yeniçeri ocakları değil, Paşa'nın adım attığı her yerde kazanlar kaynamalı. Payitahttaki gücümüz malum. Size yakın Beylerbeyi ve Sancak beyleriyle de irtibata geçmeliyiz. Kimse Vezir-i Azam'dan memnun değil zaten. Mühim olan bu tepkileri en doğru şekilde tek bir merkezden idare edebilmek. O merkez de burası. Ancak harekete geçmek için evvela sarayımdaki haini bulmak lazım. Bunun için de senin buradaki varlığın bulunmaz bir fırsat. Gel. Sultanım, şehzadem, kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Şehzadem, kurduğunuz tuzak işe yaradı. Hainin kim olduğunu tespit ettik. Bostancıbaşı. Nasıl olur? O bize sadıktır, senelerdir bizimleydi. Bu sebepten onu seçmişler belli ki. Derhal kellesini alın o hainin. Yaşayacak validem. Yaşayacak ve ihanetine devam edecek. Ancak bundan böyle sadece bizim istediğimiz haberleri uçuracak. Gelenler Amasya'nın en mühim zadegâhını. Hepsinin vakfımın içinde olmasını istiyorum. Merak buyurmayın sultanım. Hazırlıklarla bizzat meşgul oluyorum. Mihri Nisa'yı takip ediyorsun değil mi? Has bahçedelerdi en son. Gerçi epeydir şehzademizde görmedim. Belki de günahını almışızdır. Ben gördüm göreceğimi Fidan. Mihri Nisa ateş parçası gibi. Şehzadem de barut. Maazallah bir araya gelirlerse ne olacağı belli. Zaten aslanıma saldırmak için fırsat kolluyorlar. İlk fırsatta göndermeliyiz onu. Hatun gidiyordu sultanım. Siz mani oldunuz. Nereden bilebilirdim vaziyetini Fidan? Zaten gideceği yer de uzak değil. Yeşilırmak kenarında bir çiftlik. Orada takip etmek de güç olurdu. Hiç değilse gidene kadar burada gözümüzün önünde olur. Elinizi çabuk tutun validem. Vakıf bir an evvel faaliyete geçmeli. Merak etme. Gereğini yapıyorum ben. Fatma Sultanımızdan haber gelmedi nicedir. İşi başından aşkın herhalde. Hürrem'e kök söktürüyordur. Zevcinden boşanması işimize yaradı. Gerçi kendi de pek memnun değildi kocasından. Hayırlısı. İnşallah bana verdiği sözü tutar. Hayırlısı elbet. Bu arada bilmen icap eden bir husus var. Mihri Nisa'ya hayırlı bir kısmet çıktı. Ne kısmeti kimmiş? Amasya eşrafından paşazadelere mensup, istikbali parlak bir genç. Mihri Nisa'nın güzelliğini işitmiş olsa gerek. Haber göndermiş validesiyle. Bu mevzu bizi alakadar etmez validem. Eğer talip oldularsa paşamıza haber yollasınlar. Bize değil. Aslanım. Validem. Ben de seni bekliyordum. Dün gece gelmemişsin saraya. Pek iyi görünmüyorsun. Yüzün solmuş. Bir hadise mi oldu? Hayır. Mihri Nisa nerede? Onu da görmedim. Validem, içiniz rahat olsun diye söylüyorum. Onunla aramızda zannettiğiniz gibi bir münasebet yok. Olması da mümkün değil. Bunu ona da söyledim. Bir müddet kendi çiftliğinde kalacak. Müsait bir vakitte onu payitahta yollayacağım. En doğru kararı verdin aslanım. Nicedir hissediyordum. Zaten bu yüzden evlendirmek istedim. Lakin görüyorum ki sen de bir hayli üzgünsün. Yoksa... Ben bir savaşın içindeyim validem. Böyle şeylere üzülecek vaktim yok. Kalbine mühür vuracak değilsin ya. Elbet bir gün ateş düşecek gönlüne. Yoksa ne manası var yaşamanın? Fakat bu saraydan, cariyelerden biri olmalı. Şehzade Hazretleri. Atmaca ne oluyor? Destursuz nasıl girersin böyle? Bağışlayın şehzadem, fakat bilmeniz gereken mühim bir husus var. Mehrunisa Hatun'un peşinden giden muhafızlar öldürülmüş. Mehrunisa? Kaçırmışlar. Muhafızların üzerinden bu not çıktı. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ne yazıyor? Bizim meselemiz Hızır Hayrettin Paşa ile diyorlar. Peşlerinden gidersek Hatun'u öldüreceklermiş. Mustafa'm. Validem. Başına bir iş gelecek diye nasıl endişelendim anlatamam. Rabbim seni bana sağ salim getirsin diye her gün dualar ettim, adaklar adadım. Dualarınız kabul olmuş validem. Bu yaptığın eminim hünkârımızın hoşuna gitmemiştir. Hürrem denen o mahluk bunu fırsat bilip kim bilir neler fısıldadı babanın kulağına. Orasını bilemem. Vaka hünkârım yaptığımı karşılıksız koymadı. Kendi iradesidir, bana laf düşmez. Lakin yaşadığı her şey insana yeni bir şeyler öğretiyor. Çektiği her çile insanı biraz daha güçlendiriyor. Bunu bir kez daha idrak ettim. Dün geceki hadise, kardeş kavgası zannettiğimden erken başladı. Ve bu beni çok üzüyor. Kavga eden onlar olduğu müddetçe bir sıkıntı yok. Öyle demeyin. Nihayet kan bir kez döküldü mü? Devamı gelir. Ve bu herkese sirayet eder. Sultanım. Hünkârımızın yanındaymışsın diye işittim. Neler oldu? Hünkârımız gönlündeki tahtın sahibini ilan etmek için çağırmış bizleri. Selim. Selim. Selim'in kendine hayrı yok. Ne tahtıymış? Şimdi siz bırakın bütün bunları. Öyle bir şey öğrendim ki yer yerinden oynayacak. Neymiş o? Hürrem'in bir odası var. Meğer Hürrem o gizli odadan divanı dinliyormuş. Haberimiz yok. Sadece bizim değil, hiç kimsenin haberi yok. Ne hünkârımızın, ne Rüstem'in. Emin misiniz bundan? Gözlerimle görmesem kesinlikle inanmazdım. Hünkârımız bunu asla affetmez. Hürrem'in sonu geldi.